Günaydın koşu dostları. Vampire Ultra Softseek yarışmasına az kaldı. Dördüncüsü koşulacak olan yarışın. Ben üçüncüsünü koşacağım. İlk 2017'de 25 saatte koşup genel klasmanı 3 olmuştum. 2018'de 140. kilometrede mide kanamasından yarışı bırakmıştım. Ama bu mide kanaması yarışın zorluğundan değil, benim biraz bilgisizliğimden oldu. Yarışa çok az kala ağrı kesici içmişti. Onun etkisiyle olmuştu. 2019'a katılamadım. 2020'yi heyecanla bekliyorduk. Koşacağız ama biraz buruk olacak bu yarış. Çünkü bu pandemi denen bela yüzünden her şey olduğu gibi bizim koşular da biraz sekteye uğradı. Yarışa çok iyi hazırlanamadık. Yani mental olarak kendimizi hep veremedik. Olacak mı, olmayacak mı, yarışacak mıyız, yarışmayacak mıyız diye. Ama benim diğer arkadaşlardan, koşulardan farkım Fethiye'de yaşamam. Fethiye istemesem de insanı koşturan, eğlendiren bir yer. Bugün de antrenmanın sonunda gördüğünüz gibi arkada deniz, boncuklu koyundayım. Yarım saat yüzüp ondan sonra evime gideceğim, dinleneceğim. Yarına tekrar hazırlık olup başka bir yerde, başka bir deniz kenarında tekrar koşacağım. Yarışta stratejim büyük bir ihtimalle nasıl yapayım bilmiyorum ama 24 saatin altına çekmeyi düşünüyorum. Ben çünkü çok iyi hazırlanmadım. Ama daha iyi derecelerde çıkarabilirim. Bu da sürpriz olur. Hem benim için hem de diğer arkadaşlar için. Bir de şunu söylemek isterim gerçekten. Runfire Saltic yarışması tabii 30 kişiyle değil en az 300 kişiyle koşulması gereken bir yarış. Muhteşem coğrafyada, muhteşem zorlukta dünyanın en zor yarışlarından birisi olmaya aday. Umarım önümüzdeki çok yakın zamanda bu sayıları yakalayıp daha fazlasıyla koşacağız. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Hepinizi orada sanal olsun ya da gerçek olsun bu koşuya bekliyorum. Hep birlikte koşalım, koşturalım.